Yeni yılda gelen zamlardan tekel ürünleri de nasibini aldı. Dün tekel ürünlerine gelen ÖTV zamlarından sonra Türkiye genelinde tekel bayileri kepenk kapatmıştı. Bugün yine görebiliyoruz, burada bir tekel bayisi hala açık değil. Kepengini kapatmış. Gördüğünüz gibi. Biz de bu tekel bayisine gelen ÖTV zamlarından tekel işletmecilerine sormak için yine sokaklardayız. Bakalım tekel işletmecileri memnun mu? Vatandaşlar bu zamlardan nasıl şikayetlerini dile getiriyorlar? Efendim merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Yeni yıldan sonraki zamlarda tekel ürünleri de nasibini aldı. ÖTV'ye zamlar yapıldı. Bununla ilgili tekel bayileri dün kepenk kapattı. Türkiye genelinde. Siz de ÖTV zamlarını nasıl buluyorsunuz? Satışlarınızı nasıl etkiledi? ÖTV vergileri kar marjınızı düşürdü mü ya da yükseltti mi? Şimdi biz öteden beri bu iktidar döneminde sürekli yüksek zamlar geldi. Alkole ve sigaraya özellikle. Baktık sonuçta gene küçük esnaf mağdur. Büyük esnafa bir şey olmuyor. Adam zam geldiği gün koyuyor satıyor, onlara bir şey yok. Ama küçük esnaf fiyat eline geçmeyince serbest hareket edip satış yapamıyor. Satış yapmayınca mağduriyeti yine biz yaşıyoruz. Eski fiyattan elimizdeki stoku tüketiyoruz. Aynı fiyata, sattığımız fiyata yerine koyamıyoruz. Koyamayınca olan bize oluyor. Zamlar da çok yüksek. Şimdi bir durgunluk yaşamaya başladık. Herkes hemen fark etti mi? Mutlaka. Bir günde. Sigarada gelip fiyatı soruyorlar. Bırakacağım ya diyor, çıkıp gidiyor. Bu nasıl iş diyor. Yani biz bir sigaramız var diyor. Ya da işte 10-15 günde içtiğimiz bir bira var diyor. Onu da içemeyeceğiz diyor. Sinirlenip çıkıyor. Yani satış artık kendisini gösterdi. Vatandaşı çok etkiledi dedin, onu söylüyorsunuz. Sizi nasıl etkiledi? Siz satıcısınız burada. Yani şimdi biz satacağız, iş yapacağız ki para kazanalım. Bizim burada kiramız var, giderlerimiz var, çalışanımız var. Yani para kazanamayınca elektrik %100 geldi. Suya, doğalgaza her şey %100 geldi. %50 en az. Ya %50 diyorlar ama faturalara bakıyorsun daha yüksek çıkıyor. Onun için yani çok zor durumda. Küçük esnaf özellikle çok zor durumda. Yani bunun giderilmesini istiyoruz hükümetten. Dünkü kepenk kapatma kararı doğru bir karar mıydı? Ya bizim açımızdan doğru bir karar. Belirsizlik var. Şimdi elimizde her küçük esnafın elinde 15-20 karton sigara var. Sigarayı diyor eski fiyattan satın, bitirin ama yüksek fiyattan alın. Bunu biz yaparsak biz burada ekmek yiyoruz. Çocuklarımızı besliyoruz. Yani olacak gibi değil. Gidişatımız çok kötü. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Efendim merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Yeni yıldan sonra tekel ürünleri de nasibini aldı. Evet. Ürünlere zam geldi. Geldi. ÖTV zamlarından sonra dün kepenk kapattılar Türkiye genelinde. Çok tekel bayileri kapattı, evet. Evet. Neler söylersiniz? Gerçekten tekel ürünlerine zam geldi mi? Vatandaşlar gelen, alışveriş yapmaya gelenlerin şikayetleri var mı? Var. Şikayetleri var. Yani zamların çok yüksek olduğundan çok tepki var. Bununla ilgili. Artı işte tekel bayileri zam şeyini duyduktan sonra çoğu kepenk kapattı. Pazartesi günüydü galiba. Onlar öğleden sonra kapattılar. Peki alanı etkiledi, satanı etkiledi mi? Siz etkiler satıcısınız. Tabii yani. Biz mesela şimdi daha önceden sigarayı alırken 2000 liraya 10 kartonlu. Şimdi 10 kartonlu 2400 liraya alıyoruz yani. 400 lira gibi bir rakam birden yüksek geldi yani bunlar. Tabii küçük esnaf zorlanıyor. Yani durumlar bu şekilde. Teşekkürler, kolay mesela gelsin. Mesela şimdi sabahleyin 5-6 kişi geldi sigara alacak. Sigaranın yüksek fiyatlı olduğunu duyunca ben sigarayı bırakacağım diyor. Çekiyor gidiyor yani, sigara almadan gidiyor.
Böyle de bir şeylerle karşılaşıyoruz yani. Var mı başka bir şey soracağınız? Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Şöyle sen fotoğraf al. Efendim kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Yeni yıldan sonraki zamlarda tekel evet. ürünleri de nasibini aldı. Evet, zamlar geldi tekel ürünlerine. ÖTV zamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? ÖTV zammı bu tabii şu son 3-4 haftalık süreç yani bir aylık süreçte bu 3. zam oldu. Bir 1 lira geldi ardından bir 2 lira geldi. Bu dünden başlayarak şirketlerin yapmış olduğu bu 3. zamla beraber 4 lira daha geldi. Ve toplamda 7 TL bir zam geldi. Yani tabii önceki zamlarla beraber bir kısa zaman içerisinde üst üste zam gelince tabii insanların da ister istemez yani diğer gelen zamlarla beraber bütçelerin tabii ki sarsıyor. Bu sigara satışlarını tabii de etkiledi. Çünkü yani en küçük sigara yani bugün 22-23 lira gelince tabii insanlar da ister istemez mağdur oluyor. Yani sabahta sigaranın karı daha düşük. Sigaranın karı tabii ki düşük. Yani ortalama yani maksimum %5. Yani evet. Çok yani esnafın burada bir karı yok aslında. Belki vatandaş karı olduğunu düşünebilir. Burada esnafın bir karı yok. Burada karı hükümetin almış olduğu vergi ve şirketlerin almış olduğu kar. Alıcı bu zamlardan memnun değil. Ama satıcı olarak siz memnun musunuz? Biz ya aslında sigara sağlığa zararlı. İnsan tabii içmesi istenmez ama sonuçta insanlar yani içiyorsa bunu kimse de engellemez. Sonuçta hür iradesiyle içiyor. Yani kalkıp da insanları bu kadar yani üst üste zam yaparak da yani bilmiyorum. Kızdırıyorlar bence insanları. Daha da tepki verecek insanlar. Ben onu görüyorum. 3 güne kadar yine zam geleceği söyleniliyor. Duydunuz yani, mu? Zam gelirse de sürpriz olmaz bence. Çünkü sonuçta yani bu kadar fiyat artışı oldu. Sigara da illaki gelecektir. 1 lira geldi. O bence bir zam değil. 2 lira da zam geldi. O da zam dedi. Çünkü her şeye 2-3 kat veya 4-5 kat zam gelince yani bir ya 50 liradan 120 lira çıktı mesela. 70 lira geldi. Sigaranın toplamına baktığı zaman 7 lira zam. Bu 3 zam toplamı 7 lira zam. Çok düşük bir zam kaldı yani yanında. Gelebilir. Dün tekel odaları başkanlığı kepenk kapatma kararı aldı Türkiye genelinde. Doğrudur. Ben şimdi düm adım açıkçası yani bir şey değil. Doğru bir karar mı? Yani tabii şimdi sonuçta bu biz son dağıtıcı ve tüketen insanlara sigara dağıttığımız için, verdiğimiz için biz de ister istemez etkiliyoruz. Şimdi sigara yani birçok esnafın temel maddesi gibi bir şey. Ya bunu marketler zaten satıyor, esnafı mağdur ediyor. Marketler her şeyi satıyor, bizi gene mağdur ediyor. Yani bence haklı bir karar bence. Yani ben duymadım yani ama karar bence mantıklı bir karar. Çok teşekkürler. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Nasıl devam ediyor? Çok etkiledi bizi. Akşam yani bir masayla kapattık. Hiç kimse yok. Çok zam geldi. İlk defa böyle büyük bir zam geldi. Öyle yani. Sizi de tabii işleriniz de etkiledi. Çok düştü. İşler iyi değil yani. Tekrar birkaç gün sonra yine zam geleceği söyleniyor. O öyle bir zam gelirse kapatırız zaten. Öyle görünüyor. Tekel bayileri zaten kepenk kapattı. Bir evet. Kısmı da açmamışlar bugün. Doğru. Yine. Dün zamı duydu. Herkes kapattı. Evet. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.